Sevgili dostlarım merhaba. Malumunuz piyasamız yaklaşık 7 haftadır tamamen sıkışmış bir durumda. Yani ne yukarı yönlü ne aşağı yönlü. En ufak bir aşağı kırılımda desteklerin çok güçlü çalışması ya da yukarı yönlü bir trend başlayacağında dirençlerin çok sert tepkiler verebilmesi. Şu anki piyasamızın bulunduğu durum bu. Peki bu ne demek veya bu nasıl yorumlanır? Kripto para ve böyle Bitcoin de bu tarz durumları yorumlayacaksanız eğer ilk bakacağınız adres geçmiş olmalı. Geçmişte böyle değil ama 6 hafta, 7 hafta süren düşüşler vardı. Ama sonrasına bakıldığında bu 8. 9. 10. haftalarda Bitcoin rekorlar kırmıştı ve düşüşe rağmen rekorlar kırmıştı. Peki bu durumda şu an bu yayının hazırlandığı saatte Bitcoin 42.500'de. Peki ne olacak? Ara ara 41.500 ya da 40.500'de destekleri test edilebilir. Ama sevgili dostlar, artık böyle sonlara yaklaşıyoruz. Bu sıkışmışlığın sonlarına yaklaşıyoruz. Belki bu bir haberle ya da bir kıvılcımla olacak. Ama olduğunda 44.500 direnci kırıldığında, sonra 50.000'ler geldiğinde Bitcoin'de yepyeni rekorlara ve o yeni rekorlarla beraber altcoin'lerin de çok fazla yükselişlerine şahit olacağız. Hatta bu yaşanacağı için elinizdeki coin'i ucuza almaya, sattırmaya, ara ara sert düşüşler gelecekmiş gibi göstermeye çalışan gruplar da var. Global piyasada. Kriptonun mantığı şudur. Ucuza al, yükseğe sat. Aslında bunu söylerken bakın ne kadar rahat söylüyoruz. Ucuza al, yükseğe sat. Çok basit bir cümle. Ama bunu bu cümleyi harekete geçirebilmek o kadar zor ki. İşte bu yüzden kripto parada şu anki elinizdeki rakamlar ya da bunun biraz daha üstü bile olabilir. Hiç önemli değil. Yani %20, %30 aldığınız fiyattan şu an içeride olabilirsiniz. Bakın bundan 60 gün içerisinde ya da bir 3 hafta sonrasında bırakın içeride olmayı. %20, %30 karlarınız bile olabilir. Tabii ki burada ucuza satmaz iseniz, yani balinalara ya da o bahsetmiş olduğum gruplara elinizdeki coin'i ucuza satmaz iseniz. Bu çok çok önemli bir detay. Hatta bunu şöyle bir örnekle de konuşursak eğer, benim yaşadığım bir olayı sizlere aktarmak istiyorum. Bu geçtiğimiz hafta böyle bir yere gitmiştik, bir kafeye. Amacımız da sıcak bir şeyler, biraz da ses tonum da kötü. Hani affınıza da sığınıyorum. Hani biraz üşütmüşüz sanırım. Hani dedik ki burada bir şeyler içelim. Biz oraya oturduğumuzda, sipariş verdiğimizde oradaki bize servis yapan arkadaşın şöyle çok güzel bir cümlesi vardı. Ya işte sayın hocam, geçen sene XRP'de ben sizi dinledim. Ve iyi ki o dönemde satmamışım ki şu an benim servetim böyle küçük, kazançlarım büyük hale geldi diye. Kriz zamanlarında, kripto parada kriz zamanlarında satılmaz, alınır arkadaşlar. Bazen 100 liralık alırsınız, bazen 1000 liralık, bazen 10 bin liralık ama bol bol alınır, elinize nakit geçtikçe alınır. Ve tabii bu alınır derken, coinlere göre sevgili dostlarım. Mesela bakın biz Bayinan ailesi olarak elimizden geldiğince danışmanlık hizmeti verdiğimiz müşterilerle coin topluyoruz. Topladığımız coinler %10, %2 bizi içeri alır. Biz hala almaya devam ederiz. Hani her zaman derim ya, kripto parada gün gelir bir günde para kazanırsınız. Gün gelir 5 ayda para kazanırsınız. Ama kazanırsınız sevgili dostlarım. Doğru şekilde
adım atıyorsanız ya da işte bir WhatsApp grubuna üyeyseniz ama doğru bir gruba ya da doğru bir danışman ile çalışıyorsanız eninde sonunda kazanırsınız. Yok, sağı solu dinlerseniz elinizdeki coin'i ucuza satarsınız. Hatta gelin bakın bunun bir denemesini yapalım sizinle. Şu an bu yayını izlediğiniz saatten itibaren piyasayı takip edin. Biraz düşüş gelirse eğer birçok kişi birçok grupta yazışmalarda işte büyük düşüş geliyor, sert düşüş geliyor, şöyle olacak, böyle olacak gibi binlerce alakasız yazı görürsünüz. Sonrasında piyasa yükselmeye başladı. Güzel pamplar geldiğinde ise hemen ben demiştimciler de çıkar, ben demiştim derler. Hayır arkadaşlar, bizim kripto para piyasamız, ben 2014'ten beri bu piyasadayım. Gördüğüm düşüşlerin, yaşadığım o değer kayıplarını anlatsam saatlerce sürer. Ama eninde ve de sonunda önce aldığımız rakama gelir, sonra da üzerine kar koyar. Burada önemli olan o omuz omuza durup satış yapmamak, zararına satış yapmamak. Hatta şöyle, bunu ben birçok yayınımda da söylemeye çalışırım. Ben bu kalemi 10 TL'ye aldım. Artık benim 10 liram yok sevgili dostlarım. Bakın bir tane kalemim var. Bunun fiyatı bugün 5 lira olabilir, yarın 100 lira olabilir. 100 lira olduğunda satmıyorsam değeri 100 lira ama hala bir kalemim var. Ya da değeri 5 lira satmıyorsam hala bir kalemim var. Elime gelen herhangi bir para yok. Bu ne demek? Bugün bir coin'iniz varsa siz 10 liraya almışsınızdır ama bugün değeri 5 lira olabilir. Ama bakın sizin bir coin'iniz var. Ya da bir bitcoin'iniz var. Ya da ethereum'unuz var, link'iniz var, adanız var, xrp'niz var. Değeri 100 lira da olabilir bu coin'lerin. Örnek rakamlarla. Satmıyorsanız hala coin'iniz var demektir. Bu yüzden de böyle kriz günlerinde özellikle hesabınıza açtığınızda karşılığındaki TL değerine ya da dolar değerine bakmayın. Coin'in adet sayısına bakın. Zaten gerçek yatırımcı, işi bilen yatırımcı buraya bakar sevgili dostlar. Benim işte şu kadar bu coin'den var. TL, dolar karşılığının hiçbir önemi yoktur. Bugün değer kaybı, yani zarar da olabilir. Yarın çok yukarıda, çok ciddi kazançlar da olabilir. Bu yüzden böyle günlerde insanların korkak davrandığı günlerde sevgili dostlarım, açgözlü kelimesini kullanacağım. Yani affınıza da sığınarak kullanıyorum bunu. Bu kötü bir cümle olarak da lanse etmiyorum. Sizler açgözlü olun. Ama böyle günlerde elinize nakit geçtikçe alın alabildiğiniz kadar. Yatırım tavsiyesi vermeden konuşuyorum. Ve yükseldiği zaman herkes almaya başladığında siz satın. Ki şöyle bir detay var bakın. Bu bahsedeceğim detay tamamen Türkiye'ye özgü bir detaydır. Diğer ülkelerde farklı olabilir ama bizim ülkemizde kripto para senaryosu şöyle işler. Piyasa yükseldiğinde Türkiye'deki her yatırımcı kripto paraya koşar, para yatırmaya çalışır. Kripto para düştüğünde herkes parasını çekip altın dolara gider, gümüşe gider. Ama bu işte bir gariplik yok mu sizce? Normalde bunun şöyle olması gerekmez mi? Piyasa düştü, herkesin koşması gerek. Piyasa yükseldi, en tamana ulaştı. Yani en dip en yükseğe çıktığında herkesin satıp çıkması ve oturup düşmesini beklemesi lazım. Bizim maalesef ki Türkiye'de bunun tersi var. Bunu nereden biliyorum biliyor musunuz sevgili dostlarım? Yaşadığımız bu yayınlarımız, konuştuklarımız hep bunlardan dolayı, gelen maillerden dolayı. Piyasa yükseldiğinde Binance'la çalışmak isteyen dostlarımın sayısı artar. Kripto para düştüğünde yeni gelen, beni yeni tanıyan, çalışmak isteyen dostlarımızın sayısı azalır.
Ama burada bir terslik var. Normalde kripto parada, herhangi bir yatırım aracı bu. Tek kripto para değil, dolarda, altında, gümüşte düşünce topla, yükselince sat. Türkiye'de ise yükselince topla, düşünce sat. Bu yüzden de sevgili dostlar, önce bunun farkına varın. Bu olayın farkına varın. Bu Türkiye'de var. Belki sizler de yaptınız. Belki etrafınızdaki insanlar yaptı. Ama yaptılar. Türkiye'de bu iş böyle. Burada da bir kardeşiniz olarak sizi böyle aydınlatmak ve yatırım yapma. Bakın yatırım. Yatırım demek paranızın belli bir süre kullanmayacağınız, unuttuğunuz bir parayı bir yere bağlamaktır. Sonra tekrardan nakitiniz, paranız oluşmaya başlıyorsa o yatırıma devam etmektir. Yatırım bir aylık ya da bir haftalık, bir günlük değildir sevgili dostlar. Maalesef ki Türkiye'de yatırım demek 2 haftada, 5 haftada her zaman kar almak anlamına geliyor. Ama bu yanlış. Doğrusu şu ki ben bir yayınımda bundan bahsettim. Çok da güzel bir cümleyle bahsettim. Yine o örneği vereceğim, o cümleyi konuşacağım. Kripto parada yarınınızı kurtaramazsınız. Bir ay sonrasını da kurtaramazsınız. Ama 1 yıl sonrasını değiştirebilir, 2 yıl sonrasını kurtarabilirsiniz. Hani şu an piyasamız sabit ya. Ben böyle günlerde en çok neyi düşünürüm biliyor musunuz? 2023 yılının Mayıs'ın ilk haftası, 2023'ün Mayıs'ın ikinci haftası, affedersiniz, halving gerçekleşecek Bitcoin'de. Bitcoin üretimi daha da azalacak. Bir yatırımcıysanız eğer üretimi azalan şeylerin çok değerlendiğini zaten bilirsiniz. Ya da şimdi öğrendiniz. Buradan, bu bizim bayılan ailemizin dünyasından bu şekilde bakarsanız eğer, şu anki fiyatlar çok ucuz fiyatlar. Bybit borsası ile ilgili de sevgili dostlarım, öncelikle şundan bahsedeceğim. İlk spot işlemde $50 ve üstü galiba, hani böyle bir şartı var. Yapacağınız trade de, yani bir coin almanız karşılığında $60 kadar da biz Binance ailesine bir hediye tanımladılar. Bu $10 da olabilir, $20, $50 şeklinde kullanabilirsiniz bunları. Ayrıca sevgili dostlarım, Bybit borsasındaki, bakın altta referans linkimde var. Kayıt değilseniz buradan oluşturup kimlik onaylamanızı yaptıktan sonra özellikle buradaki launchpad'lere katılabilirsiniz. Çok güzel karlar oluşmakta ve çok güzel launchpad projeleri var. Takip ederseniz eğer. Tabii bu launchpad'ler biraz sınırlıdır. Yani $40,000'la katılamazsınız, $4,000'la katılamazsınız, $400, $500, her projenin kendine özgü limiti vardır. Ama $400'ı burada, bakın launchpad'de 2 hafta, 3 hafta her birinin süresi değişir, $4,000 yapma imkanı bulabilirsiniz. İşte bu yüzden takip edin diyoruz. Ki ben normalde birçok yayınımda kripto para ile ilgili, işte Bayılan ailesi olarak danışmanlık hizmeti verdiğim müşterilerine de işte bu coinleri alın, bunları satın diye bilgi veriyordum. Ama artık bunu çok fazla veremiyorum. Çünkü buradaki bilgileri bazı kurnazlar bilgiyle başkalarına, para karşılığı başkalarına satmaya çalıştıkları için. Yoksa burada daha konuşulacak o kadar güzel coinler var ki ve biz gün geldi böyle bir piyasadan haftada bir bile olsa, 5 coin'imizden bir tanesinde bile olsa, %10 kar bile olsa aldık çıktık. Asıl sorun zaten böyle piyasada belli coin'lerden belli karları alıp toplamında maliyet azaltma yapabilmekte. Ben o yüzden birçok yayınımda üzerine basa basa bunu söylüyorum sevgili dostlarım. Ya bu işi, ya bu yatırım işini çok iyi öğrenin ya da işi bilen biriyle çalışın diye. Bakın benimle çalışın demiyorum. İşi bilen biriyle çalışın. Tabii burada şeyleri de saymıyorum. YouTube'daki şovmenleri saymıyorum. Kripto para şovmenlerini saymıyorum.
Bu önemli bir detay. Çeliz'den de konuşmak istiyorum. Çeliz'de hatta şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Ada coin'i örneğiyle. 2018 yılında, yani bundan 3 sene öncesinde, 3-3,5 sene öncesinde Ada'nın fiyatı ne kadardı biliyor musunuz? 0.050 centlerde mi neydi? 3 yılda en son iğne attı bu geçtiğimiz yazın 3 dolar iğnesi geldi. Bakın arada ne kadar bir fark var. 0.050 cent, 3 dolar. Peki bu nasıl oluştu 3 yılda biliyor musunuz? Hep yükselerek gitmedi. Bazen yerinde saydı ada. Bazen biraz yükselir gibi oldu, sert çakıldı. Bazen sert çakıldıktan sonra daha da çakıldı. Ama 3 yıl önce ada alan bir dostumuz 0.050'ye mi aldı? Yaklaşık 15 kat bile olsa 1000 lirası 15 bin lira ya da 10 bin lirası 150 bin, artık hesap yapın, matematik yapalım. 100 bini 1,5 milyon oldu. Ve hiçbir yatırım aracı belki de bu kadar kazandırmadı. Belki de kazandıranlar da var. Affedersiniz, çeliz de bu şekilde olacak. Ama çeliz 3 yıl sonra 15 kat değil. Çok daha fazlası olacak. Sadece coin sayıları biraz fazla. Zamanı gelince coin yakmaya gideceklerdir. Ve zaten bu kadar çok anlaşmanın karşılığı daha fiyata yansımadı. Yani bu ne demek? Daha çeliz treni istasyonda kalkmadı sevgili dostlar. Ama kalkacak. Kalktığı vakitte de işte ada örneğinde olduğu gibi şu an 2018 yılına gitsek hepiniz ada coin'i alırdınız. Bilmeyen de alırdı, bilen de alırdı. Niye? İşte 0.050'lerden 3 dolara gelmesi. Çok büyük bir rakam. Yani çarpı 15'ler, 20'ler, 50'lerden bahsediyoruz. X50'lerden falan bahsediyoruz burada. Ve çeliz'in gideceği yer, çünkü ada sadece Amazon'la anlaşması vardı. Yani birkaç anlaşması vardı. Ama çeliz'in bakın kaç tane takımla anlaşması var. Daha fiyata yansımadı. Bu yüzden elinizde çeliz varsa arkanıza yaslanın sevgili dostlarım. Bu tren eninde sonunda kalkacak. Ne kadar geç kalkarsa o kadar tren hızlı gidecek. Bunu unutmayın. Bu kardeşinizden sizlere küçük bir cümle olsun diyelim. Bir konu daha var. Onu da bahsetmek istiyorum. Doge'dan bahsedeceğim. Telegram'da böyle birkaç yazı görmüştüm. Buna istisnaden bahsedeceğim. Bazı böyle şahsına münasır kişiler Doge'u uzun vade hold yapma ile ilgili yazılar yazmışlar. Hold yapılabilecek en güzel coin diye. Bakın bir coin'i hold yapıyorsanız, hele Doge gibi bilinmiş bir coin'i hold yapmaya kalkıyorsanız, öncelikle bu Doge coin'in üretiminin sınırsız olduğunu bilmeniz lazım. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu kalemin üretimi sınırsız. Piyasaya ne kadar ihtiyaç olursa o kadar kalem üretilecek. Haliyle bu kalem 1 dolardan 5 dolara, 2 dolara, 3 dolara çıkabilir. Birilerinin pump'ıyla çıkabilir. Birilerinin açıklamasıyla 15 dolara da çıkabilir ama 100 dolara çıkmaz. Çünkü 100 dolara çıkma sürecinde birileri bir taraftan kalemi üretip piyasaya sunacak. Yani birileri bir taraftan Dogecoin'i üretip piyasaya sunacak. Piyasaya sunacak ne demek? Birçok kişiye yüksekten satacak demek. Şu an 0.016 centlerde. 0.016 centlerde. Bu çarpı 2 yaptığında piyasaya yüklü miktarda Doge satılacak. Birçok kişiye yüksekten Doge satılacak. Yani bu ne demek? Dogecoin uzun vade hold yapılmaz demek. Burada şey demek istemiyorum. 1 liradan aldınız, 50 kuruşa düştü, satın. Hayır, bunu demiyorum. Bekleyin, oraya gelir. Yani tabii alış rakamlarınızı tek tek bilemem. O yüzden genel olarak konuşuyorum. Ama siz burada işte 16'yı aldığınızı 100 dolar olsun diye düşünürseniz eğer, uzun vadede zarar edebilirsiniz belki diyorum sevgili dostlarım. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik sevgili dostlar.
dediğim gibi çok fazla uzatmıyorum. Ama bu yaşadığımız süreçler de bizlere birer tecrübe. Belki bu tecrübe gelecekte bizi çok büyük zarardan kurtaracak. Ya da çok karlı coin alımlarına neden olacak. İşte bundan dolayı bu tarz olaylardan her zaman ders çıkartın sevgili dostlarım. Bugün Bitcoin sıkışabilir, yarın düşebilir, ondan sonraki gün patlaya patlaya gidebilir. Her biri sizin için birer derstir sevgili dostlar. Ve bu dersler kripto paradaki o gerçek yatırımcı olmanızı sağlar. Yayınımızın sonuna doğru geldik sevgili dostlarım. Bu yüzden de hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Ve her yayınımda söylediğim gibi sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.